Evet, konu gerçekten de bir kadın meselesi değil, aslında bir insan hakları meselesi. O nedenle çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini sonradan oluşan, kişilerin kadın veya erkeğin doğumuyla ilgili olmayan bir konu olduğunu, sonradan toplumsal ve kültürel olarak bir takım öğrenmelerle şekillendiğini biliyoruz. Bunun ne demek olduğunu biraz düşündüğümüzde aslında kolayca fark etmemiz mümkün. Bir an hayal edin çocukluğunuzu veya şu anda bulunduğunuz durumu. Çocukken seçtiğiniz oyuncakları, kızların hangi oyuncakları seçtiğini, erkeklerin hangi oyuncakları seçtiğini, kıyafetleri düşünün, odanızın rengini düşünün, seyrettiğiniz filmleri düşünün, filmlerde yüklenen rolleri düşünün. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde şu anda öğrenilmiş olan ve çözmeye çalıştığımız bir konuyla karşı karşıya olduğumuzu görebilirsiniz. Dolayısıyla buradan hareketle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil, erkekleri de tanımlanmış sosyal roller açısından bir şeyler söylediğini fark edebiliriz. Durum pek iç açıcı değil. Otomotivde şu anda %25 civarında, ben size öyle söyleyebilirim kabaca. Fortune'da sadece, yani yanlış duplike bilgi olmasın, bildiğimiz kadarıyla 27 tane kadın CEO var. İlk 500'ün içerisinde. Dolayısıyla hiçbir yerde konu basit değil. Başka verilere de baktığımızda aynı durumu görüyoruz. İşte Türkiye'de çalışma durumu, kadının çalıştığı parayı ne şekilde değerlendirdiği, kazancın eşit olması olmaması aynı iş yerinde çalışan kadınlarla erkekler arasında ve iş gücüne katılma oranı bakıldığı zaman gidilecek çok mesafemiz var. Sivil toplum kuruluşlarının bir kısmına bakıyoruz. İstisnalara var ama çoğunlukla baktığımız zaman burada da durum çok parlak değil. Kamuya da baktığımız zaman durum aynı. Yine erkeklerin ağırlığını görüyoruz ve ciddi miktarda bir potansiyeli hayata geçiremediğimizi fark ediyoruz. Akademik kadrolara baktığımızda aslında araştırma görevlisi seviyesinde bir eşitlik olduğunu, fakat burada da akademik hiyerarşide yukarıya doğru gidildikçe burada da bir seyrekleşmenin olduğunu görüyoruz. Şirketlerde de bu var. Bu çok önemli bir sayfa bence. Yine değindik bugün. McKinsey çok saygıdeğer bir şirket, araştırma şirketi, birçok faaliyeti var. Liderlikte fark yaratan 9 özellikten 5'inde kadınların doğuştan üstün olduğunu bu rapor söylüyor. Belki görüyorsunuzdur oradan hangi konular olduğunu. Bir de şu anda iş dünyasında veya toplumda hangi özelliklerin öne çıkmasının gerektiğini ya da nelerin eksik olduğunu düşündüğünüzde burada çok şey söylendiğini fark edebilirsiniz. Bence hayatına, kariyer hayatına yeni başlayacak birçok arkadaşımız burada var. Bunu lütfen hafızanızda lütfen tutun. Çok önemli ve ileriye doğru çok fark yaratacağını düşündüğüm bir bilgi. Biz neler yapıyoruz Ford Otosan'da? Biraz otomotivde Ford Otosan'da oraya doğru yaklaşmak istiyorum. Geçici özel önlemler alıyoruz. Detaylarına girmeyeceğim. Çünkü eşitliği sağlamak için bu geçici süreye ihtiyacımız var. Otomotivde durum nasıl? O pay chart'ta gördüğünüz büyük alanlar, kadınlar öğretmenlik yapar ve bankacılık yapar diyor. Geri kalanlar da diğer sektörleri ifade ediyor. Otomotive bakıldığında dışarıdan erkek egemen bir sektör, kariyer imkanı yok. Dışarıdan olan algı bu. İçeriden çalışanlara sorduğumuz zaman çalışan kadınların verdikleri cevaplar ekranda, onlar farklı şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla burada da ön yargıların çalıştığını görüyoruz. Gelecekte otomotiv sanayinin ajandasında neler olacak? Yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ekranda gördüğünüz ana başlıkları gösteriyor. Yönetim ekiplerinde daha çok kadın, kişisel gelişim ve eğitime destek, teknoloji odaklı olmak, çünkü kadınların teknolojiyle olan ilişkisi de daha farklı ve daha esnek çalışma koşullarının da iş yaşantısı içerisine dahil edilmesi. Bir projemizden bahsedeceğim. Vakit çok sınırlı. Bal arıları mühendis oluyor. Projesi şuradan çıktı arkadaşlar. Biz bundan 2-3 yıl önce dengeyi sağlayabilmek için işe her alınan adaydan
eğer ofis ortamında çalışıyorsa birinin kadın, birinin erkek olmasını zorunlu tuttuk. Bütün insan kaynakları sistemimizde de işe alırken mutlaka benim departmanıma bir kadın alıyorsam bir erkek veya bir erkek alıyorsam bir kadın almam gerekiyor. Üretim alanlarında da 1/4 yani mutlaka 4 kişiden bir tanesinin kadın olması süreciyle biz yola başladık. Çok beklemediğimiz bir şekilde ofiste çalışacak arkadaşlarda mühendislik fakültelerinden ağırlıklı istihdam ettiğimiz için yeterli havuz olmadığının farkına vardık. Detayına indiğimizde kız öğrencilerin mühendislik dallarını erkeklerin işi olarak gördüklerini, anne babaların da hatta öğretmenlerin de bu şekilde düşündüklerini fark ettik ve 81 ilde 10 bine yakın kız öğrenciye kapsayan 83 okula ziyaretler yaptık. Gönüllü arkadaşlarımız bu okullarda öğrencilere, erkek öğrencilere, kız öğrencilere, öğretmenlere, anne ve babalara meslek seçimiyle ilgili ön yargıları ortadan kaldırıcı çalışmalar ve eğitimler verdiler. Ford Otosan'da işte eşitlik bildirgesini geçen sene sonu itibariyle imzaladık ve hizmete soktuk. Detaylarına girmeyeceğim. Bu şirketin bu konuda göstereceği, yapacağı işlerin altına attığı imzayı simgeleyen bir ifade, bir duruş. Bununla da kalmadık. Tedarikçilere de bu konuyu yaymamız gerektiğini düşündük. Hem bayilerimiz hem tedarikçilerimizle bir takım eğitim ve farkındalık eğitimleri, faaliyetleri düzenleyerek yayılımın onlarda da gelişmesini sağlamaya çalıştık. Bir takım ödüller aldık ve şu anda 30 bin kişiyi hedefleyen bir farkındalık süreci çalışıyor. Sizce neleri etkileyebiliriz? Aslında burada oturan her birimiz, şirketlerde çalışanlar, devlet, herkesin bu konuda sorumluluğu var. Evdeki, etrafımızdaki, kardeşimizde, yeğenimizde, yeni doğanların, yeni annelerin, babaların cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını arttırmak bu konuda büyük mesafeler önümüzde açabilir. Bütün bunların dışında kişisel farkındalığınızı arttırmaya çalışın, kendinizi tanımaya çalışın. Seçimler yapın, arkasında durun ve sabırla seçimlerinizin gideceği yere, hedeflerinize varacağınız noktayı sabırla takip edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.